Kur'an-ı Kerim'in inzali, indirilmesi Efendimiz'in irtihaliyle son buldu. İşte o zamana kadar bu parçalar, bu ayetler yazan vahiy katiplerinin evinde mahfuz, korunmuş vaziyette kaldı. Evet, Hazreti Osman zamanında İslam devleti büyüdü. Hazreti Ebubekir yalancı peygamberlerle uğraştı. O irtihal ettikten sonra, ahirete göçtükten sonra Hazreti Ömer devleti kurdu. Devleti teşkilatlandırdı, orduyu kurdu. Evet, devletin nizamını sağladı. Onun irtihalinden sonra Hazreti Osman devlet kurulmuş, ordu var, her türlü imkan, maliye, adliye teşkilatlar kurulmuş. Artık fütuhata, İslam fethine zaman gelmişti. Hazreti Osman her an fetih yaptı. Azerbaycan, İran, keza Mısır fetholundu. Evet. Ülkeler fetholunca, İslam'a girince insanlar huylarıyla, tüyleriyle, eski adetleriyle İslam'a girdiler. Birdenbire değişmediler. Onun üzerine Bağdat'ta iyi görülen şey Kahire'de yanlış görüldü. Bağdat'ta yapılan şey Kahire'de yapılmadı. Herkes örfünü bir anda atamadı. Evet, putları bıraktı. Allah'a, Allah bir, peygamber hak dedi ama örflerini atamadı. Onun için yavranışlarda çok farklar oldu. Hatta Kur'an bile farklı farklı okundu. Bunun üzerine herkes bir çeşit Kur'an okumaya başladı. Bu endişelere sebep oldu. İkinci olarak Kur'an'ın yazılıları var. Parça parça ama sipahi katiplerinde gizli. Ortaya çıkmış değil. Kur'an ezberleyen hafızlar var. Onlar da muharebeye katılıyorlar. Bir harpte 70 hafız birden vefat edince Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın Hazreti Ömer çok endişelendi. Hazreti Osman radıyallahu anh'a gittiler, dediler ki sahabiler, Kur'an'ı topla. Bunları bir araya getirelim ve İslam ülkelerine dağıtalım. Kur'an bu, böyle okunur, aslı bu. Görsünler, öğrensinler, farklı okumasınlar, farklı şeyler yapmasınlar. O, ben dedi, Resulullah'ın yapmadığını yapmam dedi. Ebu Bekir yapmadı. Yahu, Resul-i Ekrem bunu yapamazdı. Çünkü her an Kur'an geliyordu. Efendimiz irtihal buyurana kadar yeni yeni ayetler geldi. En son ayet, اَوْلَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَمْتُ O ayet celle, dininizi tamamladım. Bunları, bu gelmişti. İhtiyar buyurunca bu bitti. O yapamazdı mı? Çünkü Kur'an toplasa bile yeni ayet gelecekti. Hazreti Ebubekir'in zamanı olmadı. Yalancı peygamberle uğraştı. Hazreti Ömer de devleti teşkilatlandırdı. Ama sen şimdi böyle rahatsın. Kuvvetli bir devlet var, ordu var. Mali durum çok iyi. Mutlaka bu parçaları topla. Evet. Bastırdılar ve Hazreti Osman kimde Kur'an ayetleri varsa getirsin. Onu peygamberden aldığına dair iki de şahit getirecek. Bu şekilde herkes Efendimiz'den yazdığı ayetleri getirdiler. Evet, ben de gördüm. Bunu Resulullah'ın dibinde bu yazdı, evine götürdü. Şahitlerle toplandı ve Mushaf meydana geldi. Bütün ayetleri bir arada bir kitap halinde topladık. Buna Mushaf diyoruz. Evet, bu şey çoğaltıldı Hazreti Osman zamanında ve 6 tane Mushaf yapıldı. Bir tanesi bizim Topkapı Müzesi'nde, bir tanesi Paris Milli Kütüphanesi'nde, bir tanesi Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde, böyle muhtelif yerlerde halen orijinali duruyor. Evet, işte bu elimizde Kur'anlar da bu 6 Mushaf, ki bunun aynısı, bunlardan çoğaltılmıştır. Bunun şu bilgiyi bunun için veriyorum. Kur'an Azimüşşan diğer kitaplar gibi tahrif olunmamıştır.
Allah'tan indiği gibi yazılan ve indiği gibi hiç eksiksiz fazlasız günümüze kadar kalan tek kitaptır. İncil karışmış, fazla konulmuş, eksik konulmuş, Tevrat fazla konulmuş, eksik olmuş. Okuyabilirsiniz, fark ediyorsunuz zaten. İncil'i okuduk kaç defa, Tevrat'ı okuduk. Allah sözüyle insan sözü belli olmaz mı? Okurken fark ediyorsunuz, bu karıştığı belli diye onu anlıyorsunuz. Kur'an'da asla böyle bir şey yok. Zaten binlerce İncil olmuş ortada. Bizans İmparatoru bütün İncil toplamış, heyetler toplamış. 4 İncil'e kadar indirmişler. 4'ü 1'e indirememişler. O da uydurulduğunun alameti, farklı oluşu. Ama Kur'an-ı Kerim indirildiği gibi yazıldı. Hazreti Osman zamanında çoğaltıldı 6 tane. Dünyadaki bütün mushaflar da bu 6 mushafa göre basıldı. Hiç fark yok. Ama şimdi Kur'an'da eksik yerler var, fazla yerler var diye konuşan densiz adamlar var maalesef. Kesinlikle orijinalleri duruyor. Bir tanesi Topkapı'da. İsteyenler görebilir, gidip görebilir. Evet, işte bu Allah'ın kelamını en güzel okuyan adam, en güzel, evet, Cenab-ı Hakk'ın kelamı ilahisini en güzel şekilde okuyan adam bir. Okumak yetmez. Evet. Ve enfakuhum fi dinillahi ve efkahum fi dinillahi. Kur'an neyi haram kılmış, neyi sevap demiş, neyi yasaklamış, neyi emretmiş. Allah'ın dininde bunları bilen, en iyi bilen, en hayırlı insandır. Haramı, helalı, farzı, vacibi, sünneti, mubah olanı, haram olanı, günah olanı en iyi bilen, dinde fakih olan kimse, Kur'an en iyi okuyan, okuduklarını anlayan kimse. Evet, bu dinde haram helal bilmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şeysidir. Ondan miras kalmıştır. Alimler ondan öğrenmiştir. Ondan dolayı alimler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ilmini bize ulaştırdıkları için el ulema'u veresetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir diye hadis varit olmuştur. Evet, usul budur. Ebu Bekir Resulullah'tan öğrendi. Öteki Ebu Bekir'den öğrendi. O şundan öğrendi. O şundan öğrendi. İlim erbabı hocasından icazet almadan kürsüde konuşamaz. Vaaz edemez. Din adına konuşamaz. İslam'da sistem bu. İcazet sistemi var. O icazette de hoca, senin hocan, ben şundan icazet aldım. O şundan, o şundan, o şundan. En son Ebu Bekir'e dayanır, Ömer'e dayanır, Ali'ye dayanır. Herkesin bir şeyi var, ekolü var, kolu var. O da Resulullah'tan. Resulullah da Allah'tan aldı. Onun bir tane hocası Allah. Evet, sahabilerin hocaları, muallimi Resulullah. O muallimler işte böyle insanlara öğretti. Onları öğrete 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 bu ilim zinciri icazet sistemiyle yazılır, söylenir, dua edilir, hep onların adı söylenir. Ben hocama minnettarım, o ona, o ona. Evet, böylece İslam'da sistem budur. İcazet sistemi vardır. Kimden aldın ilmi? Elinde böyle yetki var mı? İşte bu sistemle, bu sistemle Resul-i Ekrem Efendimiz'den dayanır hepsi. Ondan dolayı bu alimler peygamberin mirasçılarıdır. Onun vezkahum lillah ve emruhum. İşte bu dinin haramını helal ve iyi bilen alimler, Kur'an'ı iyi güzel okuyan kimseler insanların hayırlısıdır. Bir, ayrıca iki, üç, ve etkâhum lillahi, Allah'tan en çok korkan takva sahipleri. Evet, ve emruhum
bilme'ruf ve enhehum anil münker. Dinde emrolunanları, mubah kılınanları, helal kılınanları emreden, dinin yasakladığı haramları yasaklayan, onları engel olanlar, ölenler en hayırlı insanlardır. Emr-i maruf yapan, nehi anil münker yapanlar, ki dünyanın nizamı buna bağlıdır. Yasaklar işletilme, yasakların işlenmesine engel olunmazsa anarşi olur. İnsanlar birbirini kırar. Düzen olmaz. Namus kalmaz. Mal mülk diye bir şey kalmaz. Can emniyeti kalmaz. Onun için emr-i maruf kıyamete kadar yapılmalıdır. Yine nehyanil münker kıyamete kadar yapılmalıdır. İşte bu emr-i maruf nehyanil münker yapanlar Allah'tan en çok korkanlar, Allah'ın emirlerini emredenler de en hayırlı insanlardır. Evet, din, hayırlı insanlardır. Evet. Ve efsaluhum lirrahimi. Tabii emr-i maruf yapacak adam dediğim gibi baş muallim Allah. Resulullah öğretmiş, o sahabeyi öğretmiş, o ona ona derken böyle bir hoca. İslam sistemi bu. Bunu bu İslam alimi Müslümanlara aktarır. Böyle kıyamete kadar bu kesilmemelidir. Sistem bu olmalıdır. Batı sistemi böyle değil. Evet. O sistemde işte doçent olmanın ölçüsü var. Profesör olmanın ölçüsü var. Diyorlar ya en az 3 yayını olacak. İşte bilmem tezi olacak, tezi kabul edilecek falan filan. Böyle objektif şeyler var. İslam'da bu yetmez. Her şeyi bilen adam hoca olmaz. Hocası ona icazet verecek. Ne demek o? Öyle bir imtihanda bir saat, iki saat bilemedin, beş saat bir alim kisimleri tatmin etmiş, biliyor, göstermiş. Karakteri ne acaba? Yaşayışı ne acaba? Bildiklerini uyguluyor mu acaba? İslam'da sistem budur. Batı'da buna bakılmaz. İşte bu ölçüleri tutturdun mu doktor olursun, doçent olursun, profesör olursun, alim olursun. İslam'da böyle değil. Bir adamı bir talebesini alır, yıllarca bilgi verir. Aynı zamanda onun karakterini görür. Karakterini yoğurur, yönlendirir. Onu yoğurur, İslam'a uygun bir karaktere sahip olmasını sağlar. Eğer bu emeği ne karşını bulur da bu bilgi verdiği talebesi gerçekten öğrettiklerini yaşayan bir karaktere sahip olursa öyle icazet verir. Yoksa icazet vermez. Yani sadece bilgi değil, adamın karakteri, huyu, tüyü de hocası tarafından tasvip edilmeli, uygun görülmelidir ki icazet versin. Sistem bu. Ondan dolayı işte ben şundan diye bir ilim zinciri vardır. Silsile, ilim silsilesi vardır. İslam'da hocaların böylece emr-i maruf yaparlar, nehy-i anil münker yaparlar. Kıyamete kadar bu devam eder. İnsanın hayırları bunlardır. Ve efsaluhum lirrahimi. Aynı zamanda insanın hayırları sıla-i rahim yapanlardır. Şimdi doğudan veya filan yerden gelmiş İstanbul'a. Geçmişi sıfır. Dilenci. Geçmişi hamal. Geçmişi şucu mucu. Ama aklını çalıştırmış. Kader onun kapılarını açmış. Bir numaralı zengin olmuş. Hatırı sayılır toplumda bir kişilik olmuş. Nelersin? İstanbulluyum. İstanbullu değilsin sen. Söylediği yeri, doğduğu yeri, anasını babasını adam saymıyor. Onlar yiyecek meramış. Açlık susuz içinde yaşamış. Görgü nedir bilmiyorlar.
Hiç onları anmıyor. Kendisi artık seçkin bir konuma gelmiş. Geçmişini horlayan adam İslam'da işe yaramaz. Geçmişini unutmayacak. Onlara ilgi kuracak. Sıle-i Rahim yapacak. Onlar yanlış durumdaysa, kendisi yanlış öğrenmişse onları düzeltecek. Onlar açsa doyuracak. Çıplaksa giydirecek. Sıkıntıdaysa sıkıntını giderecek, yardım edecek. Buna Sıle-i Rahim deniyor. Sıle-i Rahim deniyor. İnsanların en hayırlısı aslını unutmayan, onları da iyiliğe, kendi kavuştuğu iyiliğe, iyilik seviyesine kavuşturmak için çalışan insandır. Sıle-i Rahim dinimizin emirlerinden biridir. Hayırlı insan olmanın, olanların bir sıfatıdır. Evet, insanın hayırlısı Kur'an'ı güzel okuyandır. Öyleyse Kur'an öğreneceksin. Çoluğuna çocuğuna öğreteceksin. Arkadaşına Kur'an okumasını teşvik edeceksin. Bu yetmez. Kur'an'ın hükümlerini öğreneceksin. Dinin hükümlerini öğreneceksin. Evet, fıkıh bileceksin. Haram, helal, günah, sevap, bunları öğreneceksin. İnsanın en hayırlısı olmak istiyorsan, evet, dinde fakir olacaksın. Allah'ın emirlerine bütün hayatın boyunca yapışacak, yasaklardan uzak kalacaksın. Başkalarının da Allah'ın emirlerini başkalarına da öğretecek ve onların Allah'ın emirlerini tutmasını emredeceksin. Yasaklarını öğretip yasaklardan onların çekinmelerini sağlayacaksın. Emr-i maruf, nehyanil münker yapacaksın. Aslını unutmayacaksın. Anan baban horlamayacaksın. Sıle-i Rahim yapacaksın. Güzel insan olmak istiyorsan. Ahmed İbni Hanbel, evet, Dürre binti Ebu Leheb. Ebu Leheb İslam düşmanı. Evet, Kur'an'da tebbet yede Ebu Leheb, cehennem kütüğü yuh olsun. Evet, cehennem kütüğü olduğu tescil edilmiş. Ama şu kadere bak. İbrahim Aleyhisselam Halilur Rahman, Allah'ın dostu, peygamber, bizim atamız. Ama babası Azer, cehennemin en kötü adamı. Evet, en kötü adamı. Ha, Ebu Leheb de İslam düşmanı, peygamberimizin amcası. Her yerde ölünceye kadar peygamberimizin peşinden gitmiş, onun aleyhinde. O nereye gittiyse onu kötülemek için koşmuş. Ama dikkat edin bak, kızı bu hadisi nakleden Dürre binti Ebu Leheb diyor. Kızı Dürre İslam'la şereflenmiş, hadis naklediyor. Allah bize İslam'ı, iman nasip ettiği için bu nimetin şükrünü ödeyemeyiz. Gece gündüz Allah'a şükretmeliyiz. Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Evet, çoluğumuza, çocuğumuza bu ne büyük nimettir ya Rabbi. Ne büyük nimettir ya Rabbi. Evet, daha evvel de söylemiştim. Evet, Kaptan Kusto geçmiş birkaç sene evvel denizci, dünyacı, meşhur denizci. Bakmış ki Atlas Okyanusu'yla Akdeniz arasında Cebel Tarık Boğazı var. Orada bir çizginin Atlas Okyanusu tarafındaki su başka, Akdeniz tarafındaki su başka, uymuyor karakterleri. Tuzluluk oranı uymuyor, bilmem şu uymuyor. Allah Allah. Ya arada perde yok, duvar yok, gergin bir şey yok. Su karışır birbirine, karışmıyor. İnceliyor. Bu su başka, bu su başka. Bir çizginin bu tarafı da başka, bu tarafı başka. Şaşırıyor, çıldıracak. Demişler ki, herkese söylüyor, hayret yahu, hayret ki hayret. Demişler ki, Müslümanların kitabı vardır, Kur'an. Bak demişler, orada bir ayet var. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ. Biz iki denizi yan yana getiririz ama bu denizin suyunu buna, bununkini buna karıştırmayız. Böyle emrederiz, karışmazlar.
suyu halbuki döktün mü karışır değil mi? Karışmadığını görmüş, Müslüman olduğuna dair bir haber duyamadım. Bu gerçeği gördüğü halde Peygamber denize görmedi. Mekke'de, Medine'de yaşadı. Denizci değil, tıp fakültesine, denizcilik fakültesine gitmedi. Allah'tan geldiği Kur'an'ı kesin görüyorsunuz. Bunu 20. asırda buluyor Kaptan Kusto. Ama eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyemiyor. Ben duymadım. Hayatına baktım, işte böyle işkili, çıplaklı. Neyse, evet. Biz elhamdülillah, şimdiye kadar siz bunu gördünüz mü? Hayır. Elhamdülillah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyebiliyoruz. Ne büyük nimet. Ne büyük nimet. Evet efendim, bu Ebu Leheb de Peygamber onun yeğeni olduğu halde, onun nasıl bir çocuk olduğunu bildiği halde, doğduğu zaman biliyorsunuz, pazartesi doğdu Peygamberimiz. Oğlan çok kıymetli. Hala öyledir ya. Oğlan çocuğu doğdu mu erkeği alalım, alalım falan diye hava atarlar Anadolu'da. Allah hayırlısını versin. Oğlan da versin, kız da versin. Ama bu insanlarda şeydir. Araplarda daha kötü. Hatta kız çocukları öldürüyorlardı. Ya kız çocuğu olmasa, senin anan kız olmasa nereden doğacaktın? Şerefsizlik addediyorlar. Kız gidiyor başkası oğlanla evleniyor ya. Şerefsizlik addediyorlar. Evet, öyle bir toplum müşrikler. Oğlan doğunca Muhammed Aleyhisselam bir bakmış, çok zeki adam. Büyük adam olacak bu demiş. Sülalemiz şey kazanacak. Şey dağıtmış fakir fukaraya. Para dağıtmış, yiyecek içecek dağıtmış, zengin adam. Pazartesi günleri azabı kaldırılıyormuş. Peygamberimizin doğduğundan dolayı böyle şey yaptı diye. Ama ebedi cehennemlik de. Evet, böyle şey var. Bu Ebu Leheb cehennem kütüğü olarak tescil edilmiş. Evet, böyle. Ama kızı görüyorsunuz, Allah lütfetmiş. Peygamberin hadisini nakledi. Biz o hadisi size duyurduk. Allah şefaatine nail eylesin. Evet, Azer, cehennem en kötüsü, sırtlan gibi İbrahim Aleyhisselam olan dostu. İbrahim Aleyhisselam bir eksiklik yok ondan. Eksiklik yok. Evet, şimdi ama bizim aziz milletimiz Peygamberimizin anası babası hakkında, dedesi hakkında konuştun mu hiç hoşlanmazlar. Onları da hep Peygamberimiz gibi güzel insan filan diye konuşulmaz. Bir delikanlının, Müslüman bir delikanlının babası müşrik. Müşrik ordusunda çarpışırken oğlan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem safında çarpışmış bir Müslüman. Babası ölmüş. Bunu da görmüş. Babasının öldüğünü görünce çok üzülmüş. Babam nerede? Ya Resulullah demiş. Efendimiz de cehennemde demiş. Oğlan kahrolmuş. Müslüman, kendi anası, babası müşrik ama baba. Yaradan'dan gelen bir ilgi var. Çok üzülmüş. Peygamber insan üzülmesine hiç dayanamıyor. Gel demiş, gel. Müslim hadisi bu. Efendim. Benimkiler de orada demiş. Müslim hadisi bu. Biz bunu söylemiyoruz. Ama hadis bu. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedi, kim olursa olsun. Defterde adı yok. Neyse, bu kadar yeter. Evet, Ebu Leheb böyle Allah düşmanıyken kızı Dürre, evet, bize bu hadisi nakletti. Allah ondan razı olsun. Evet, hayrul ashab indallah hayrun li sahibihi. Arkadaş edinmeden olmaz. İnsan bu demek. İnsanlar ünsiyet eden demek. Yalnız yaşayamaz. Yalnızlık Allah'a mahsus. Ben bunları bilirim ama mal yapmayı bilmem, yapmayı bilmem.
şunu bilmem. Sen de tüccarlığı iyi bilirsin, bunları bilmezsin. Birbirimizin eksiğini tamamlayacağız. Beceremiyoruz. İstediğin kadar kitabını ezberle. Bir sanat ya o ticaret. Evet, her halimizden bu belli oluyor. Ben ticaret oku doşantıyım. Doşant oldum. Mekke'ye gittik, ev tutacağız. Arkadaşlar dedim burada. Ben dedim ev bulayım gelelim size. Gittim. 5 gün var. Hacca 5 gün var. Her taraf dolu. Evet. Biz de epey varız. Şu apartmanı dedim evi bize ver. Bir fiyat söyledi. 3 astronomik fiyat. Biraz indir yav dedim. Allah vekil kuruş aşağı olmaz dedi. Etme kılma dedim. Dedi. Geldim arkadaşlara çok pahalı. İki arkadaş tüccar. Ticaret adamı yani. Mağazaları var. Arapça bilmiyorlar. Ben Arapça biliyorum. Adam Arapça konuşuyorum. Allah vekil kuruş aşağı inmem dedi. Olmaz. Söyle hoca dediler. Söyledim. Aha dedim şu adam bak daha. Dil bilmiyorlar ya ama suratlarından o da ev sahibi de tüccar, bunlar da tüccar. Nasıl anlaştılarsa yarı fiyatını aldılar, evi tuttular geldiler. Her şeyin bir bileni var. Her şeyin bir bileni var. Evet, insanlar birbirlerine böyle yardımlaşacaklar, eksiklerini tamamlayacaklar, beraber yaşayacaklar. Yalnız yaşamak, yalnızlık Allah'a mahsus. Onun için arkadaşımız olacak. Hasta oluruz, daralırız, sıkılırız. Arkadaşımız bizim yardımcımız olacak. Böyle dayanışma. Evet, arkadaşların en hayırlısı kimdir? Madem arkadaşsız olmaz. Evet. İndallahi hayrun li sahibihi. Arkadaşın en hayırlısı Allah katında arkadaşına en hayırlı olandır. Evet. Kardeş kazığı yapmayacak. Arkadaş kazığı yapmayacak. Kendini feda edecek. Arkadaşını tercih edecek. Arkadaşın en güzeli de arkadaşı için kendini feda eden, fedakarlık yapandır diyor Peygamberimiz. Öyle söylüyor. Arkadaşına hayırlı davranandır. Hayırlı davranandır. Din işinde, dünya işinde, yolculukta, hazarda, seferde, evet, arkadaşına iyi davranandır. Ve hayrul cirani indallahi hayruhum li carihi. Komşuların en hayırlısı da diğer komşulara iyi davranandır. Onlar için en hayırlı olandır. Komşuların en hayırlısı budur. Evet. Kim Allah komşularına iyi davranıyorsa, onlarla iyi geçiniyorsa, onlara karşı bir kötülük yapmadıysa, haksızlık, Allah katında da aftal adamdır. Şahitliği geçerli adamdır. Bir diyor cenaze vuku bulsa diyor Peygamber. 40 komşusu hayırlı adamdır diye samimi olarak söylüyorlar. Adamın halbuki ne kirli işleri var. 40 komşusu hayırlı adamdır derse diyor, Allah o adamı hayırlılar defterine yazar diyor. Komşularınla iyi geçinin. Bu kadar önemli. Burada diyor ki komşuların en hayırlısı komşularına iyi davranandır. Senden kazık yer adam iyi filan diye laf olsun diye söyle. Belli oluyor zaten. Cenazeyi koyuyoruz. Nasıl bilirsiniz? İyidir filan. Ama bir de nasıl diyor? İyidir diyorlar. Semadan toz döküyorlar. Ha belli ki bu adam samimi. Ha böyle samimi. 40 komşun iyidir dese böyle dedirtmek için iyi adam olacaksın değil mi? Kötü adama tamam iyidir. Geçiştiriyorlar. Yok öyle değil. Yürekten söylesen Allah onu iyiler defterine yazar diyor. Burada da komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı insandır buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet.
gürültüyle şu veya bu şekilde onu rahatsız etmeyecek, kalbini kırmayacak, sıkıntıya uğratmayacak. Araba park etmekte şimdi. Çıkmaz sokaktasın. Komşunun 3-4 kişi var çıkmak sokakta. Düşüneceksin. Gece hasta olabilir, doğum olabilir. Komşun buradan çıkıp hastaneye gidebilir. Ama gelip park ediyor arabayı. Gece yarısı hastaneye gitmek gerekiyor. Park nasıl geçeceksin arabayı? Kapıyı çalıp adam uyandırınca kadar atı alan üstünden geçecek. Hastaneye yetiştiremeyeceksin. Hastalık öyle. Olmuyor mu? Kim düşünüyor bunları? Aha düşünen. Düşünen en hayırlı komşudur. Komşusunu düşünecek. Delikanlı zıpır. Televizyon açıyor. Arada duvar var filan ama namaz kılamıyorsun ya. Öyle gürültü geliyor ki. Bu değil. Aman rahatsızdırlar. Evet. Hanımefendi üst katta oturuyor, çamaşır şey alıyor işte tozlanmış, kirlenmiş, üstüne bir şeyler dökülmüş, balkondan aşağı silkiyor. Aşağı balkonda çamaşır yıkamış komşun, tozla topraklar o çamaşırın üzerine. Herhalde rahmet okumaz değil mi o kadın sana? Veya sokağa silkiyor, hep yapıyorlar şimdi bunu. Sokaktan adam geçiyor tepesine. Pislikler dökülüyor. Herhalde iyi şey söylemez değil mi? Aha bakın. Bunları hep düşünmesi lazım. Dini görüyorsunuz. Komşunu rahatsız ettin mi? Olmuyor. Komşunu rahatsız etmeyeceksin. Kesinlikle hiçbir konuda onları rahatsız etmeyeceksin. En hayırlı adam olacaksın. Öyle diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu daha da ileri giden şeyler var biliyorsunuz. Komşuyu açken tok yatan bizden değildir. Müslüman evvela akrabandan başlasın, komşudan başlasın. Diğer Müslümanlara da, Müslümanlar yoksa insan olduğu için gavurlara da yedirsin içirsin. Bu da hayırdır. Bu da hayırdır. İslam insan dinidir. İnsan olarak bırak insanı, hayvanları bile susuz değil mi? Köpeği, kediyi doyuran cennete gitmiş. Ama su içirmeyen susuzluktan da cehenneme gitmiş. Hadisler var böyle ya. İnsanlara da böyle iyi davranan en hayırlı insanlardır. Son hadisi okuyorum efendim. İze hayrun nisai elleti tesirruhu ize nazara ve tuti'uhu izâ emara ve lâ tuhâlifû fî nefsihe ve lâ mâlihe bimâ yekrahû. Evet, tercüme ediyorum. Hanımla kızmaz inşallah. Hadis-i şerif okuyorum. Kadınların hayırlısı, kocası ona baktığı zaman izâ nazara, güzel, güzel, iffetli, dini güzel, iffeti güzel, hep iyilik yapmış kocasına, hemen o iyilikler aklına geliyor, neşeleniyor kocası, sürur duyuyor. Ve tuti'u izâ emara, bir şey söylüyor, hemen tamam canım, hemen yerine getiriliyor. Şimdi sırası mı? Ben de yorgunum argım demiyor, kafa tutmuyor. Bir şey söylediği zaman kocası tamam hemen hemen böyle tuhalifu fi nefsihe, evet, kendini kocasından engellemiyor. Sen benim şu dediğim yapmadın, gelmeyeceğim yanına. Res çekiyor gece. Böyle demiyor. Böyle demiyor. Evet. Böyle maliha. Evet. Bayağı anasından babasından yüklü miras kalmış. Kocası da sıkıntı içinde, lafı mı olur? Kullan, sonra verirsin diyor. Evet, böyle diyor. Evet, bima yakrahu. Evet, istemediği şeyleri böyle her konuda yapmıyor. Aha böyle kadın,
kadınların hayırlısıdır. Ahmed İbni Hanbel, Nesai, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım. Birer elem neşrah leke şerif ma'al besmele şerife bismillah. 11'er ihlas-ı şerif ma'al besmele şerife bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Üçer salavat-ı şerife. Amin. Subhan rabbil aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, dersimizi kabul eyle. İbadetlerimizi kabul eyle. Sevapları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh-i pakine, tüm peygamberler aleyhim salavat ve teslimatın erbaa-i paklerine, ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaalar, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin erbaa kutsiyelerine, bir cümle ahirete irtihar eden mümin münat rahmetullahi aleyhi mecmuin ervahına, hasreten eserinden ilhamdığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, Mücahit Efendilerimizin ervahıyla beraber burada toplanan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına başladık. Vasıl eyle bu aziz vatan için canlarını bezleden, sıkıntı giren, halen bu işte şehit olan, sıkıntıya giren şüheda ve güzatın ervahına hediye edik. Vasıl eyle cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Bizleri tevfik ve hidayetinden ayırma. Senden sıhhat, afiyet, bir de güzel ahlak niyaz edin. Lütfeyle. Her işte sonumuzu hayr eyle. İki cihanda bizleri aziz, mesut, bahtiyar eyle. Cehennem azabından koru.
akıbetimizde hayır eyle. Güzel vatanımızı, İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai ve siyasi afetlerden muhafaza eyle. Kafirlere, zalimlere fırsat verme. Münafıklara fırsat verme. Müslümanları, İslam'ı aziz eyle. Müslümanların sıkıntılarını def eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Darda kalanlarımıza lütfeyle. Bizlere yardımını esirgeme. Kafirleri de kahreyle. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ilek. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ve kulle muhtetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar. Ve bis senedil muttasil el nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal hayrun nas zül kalbil mahmum vel lisanis sadık kıyle kad arafnel lisanis sadık femel kalbul mahmum kale ettakiy ettakiyu ellezi la isme fih ve la bagi ve la haset قيل فمن على إسره قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة قيل فمن على إسره قال مؤمن في خلق حسن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim icmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal darbaka edenler, rahmetullahi aleyhi mecmainin, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçen müminlerin ve bu camiden güzeran eden eimme hutaba müezzin kayyimin cemaati müsliminin bu civarlarda metfuğundan evliya ulema sulaha şüheden mümin tüm geçmişlerimiz ervaçın el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Müstakimin şartallatına inandı. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hayrün nas. İnsanların en hayırlısı, en hayırlarından biri de tabii cinlerin de insanların da en hayırlarından birisi de kimdir? Zülkalbil mahmum, özü yanık kalp sahibi, yanık kalp sahibi kimsedir. Zorda kalmış, muztar kalmış kimsenin kimsedir. Böyle bir adamın, böyle bir kalbe sahip olan kimsedir insanların en hayırlısı. Ve ikinci olarak da ve lisan-ı sadık, insanların en hayırlısı özü yanık insan olduğu gibi sadık dilli, yani yalan söylemeyen, kesinlikle doğru sözlü olan kimsedir. Bu dil çok önemli. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde la yestakimu imanu abdin hatta yestakime kalbu, bir kulun imanı dili düzgün olmadıkça doğru olmadıkça imanı doğru olmaz, istikamet üzere olmaz. Ve la yestakimu kalbu hatta yestakime lisanu, bir adamın kalbi de dili düzgün olmadıkça, istikamet üzere olmadıkça doğru olmaz buyurmuştur. Keza afdalus sadaka el-lisan. İnsan vücudunun azalarından herhangi birisiyle bir iyilik yaptınız mı o sadaka olur. Bu insan vücudunun yaptığı sadakaların en şeysi, hayırlısı dil ile olandır. Bir başka hadis-i şerifte afdalu sadakatı hıfzul lisan, sadakanın en faziletlisi dili korumaktır şeklindedir. Evet.
Sadakanın gene en faziletlerinden birisi de eş-şefa'a vel hidaye ila ma yunci fil ahira, yunci fil ahira. Ahirette insanı kurtaran bir şeye hidayet etmek. Böyle bir şeye şefaat etmektir. Sadakanın en hayırlısı da budur. Baha ve talimül cahil, bilmeyene dinin hükümlerini, iman şartlarını, nelerin küfür olabileceğini, bunlardan nasıl korunması geleceğini öğretmektir cahile. Ve nusratü din, dine yardım etmektir. Dinin emirlerini insanlara öğretmek suretiyle dine yardım etmektir. Başka? Evet, deliller getirerek dinin varlığının önemini bu konuda gevşek insanlara, aykırı davrananlara bu delilleri sunmak suretiyle dine yardım etmektir. Da dinin hükümlerini, delillerini insanlara açıklamaktır. Evet, sadakanın en aftalı hakkında böyle laflar var. Dini korumak. Evet. Neden? Her türlü afetlerden, eğriliklerden dili korumak. Dediler ki ya Resulallah, kıyla kat arafna lisane sadık. Doğru dilli olmayı, doğru sözlü olmayı anladık. Femel kalbül mahmum, mahmum kalp dediğin nedir? Biz özü yanık dedik. Efendimiz kale buyurdu ki ettakî. Evet. İsyanları işlemekten korkan kalp. Temiz kalp. Temiz kalp. Haramlardan insanın nefsini men eden kalp. Şüpheli şeylerden de uzak duran, insanları sakındıran kalp. Evet, takva sahibi olan kimsenin kalbi, vara sahibi olan kimsenin kalbidir. Nakî, temiz. Evet, böyle yasaklar işlemekten korkan adam kalbi temiz insanın kalbidir. Tertemiz, nazif, tahir kimse. Nasıl? La is'ellezî la isme fîhî ve la bâgî. O insanda günah olmaz. O insanda din, insanlara tecavüz, haklarına saldırı olmaz. İşte böyle bir adamın kalbi, böyle temiz insanın kalbi, özü yanık temiz insanın kalbi evet zülkalbil mahmum demektir buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha var efendim. Kim, hangi insanın kalbi, hangi insan hayırlıdır? Mahmum kalp sahibi, yani o kalpte vela hasede, haset yok. Kimsenin eriştiği nimetin zevalini istemiyor. O niye bende olmayanı elde etti diye kurtlanmıyor. Onu hoş karşılıyor. Allah'ın takdiri böyleymiş diye hoş karşılıyor. Onun yok olmasını, kendinden öne geçmesini geçmesi sebebiyle rahatsız olmuyor. Hasedi yok. Aha, böyle adamın kalbidir en hayırlı kalp. Gıyle femen ala isrihi. Sonra kimdir? Hangi insanın kalbi en hayırlıdır? Kale ellezî yeşnevüddünyâ ve yuhibbül âhirâ. Dünyayı sevmez, ahireti sever. Evet, dünyayı sevmez, gelip geçicidir. Bugünü var, yarın yok. Dünyaya tapmaz. Dünyayı sevmez demek, hiç mal edinmez, mülk edinmez, dünyalık bir şeye sahip olmaz demek anlamına değil. Bunlar olsa bile, bunları gelip geçeceğini bilerek bunlara gönül bağlamaz. Gerektiğinde hiç çekilmeden rahat bir şekilde hayır şeylerine verebilir. Evet, dünyaya metelik vermez. Abdurrahman bin Avf en zengin sahabilerden birisidir. 7 defa Peygamberimiz
cihada yardım edin dediği zaman servetinin tamamını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne koymuş, orduya bağışlamış. Zengin, çok zengin olmasına rağmen. Hatta Medine-i Münevvere'ye Mekke'den Müslümanlar hicret ettiklerinde biliyorsunuz don gömlek geldiler. Malları, mülkleri, her şeyleri Mekke'de kaldı. Medine'nin Müslümanlara kendinize kardeş, onları kardeş edindi. Kardeş edinenler iki odası varsa bir odasını gelen kardeşine verdi. Bahçesinin yarısını gelen kardeşine verdi. Ondan dolayı Medinelilere Ansar, Allah adına yardım edenler ismi verildi Kur'an-ı Kerim'de. Evet, o kardeş edindi kimse ona demiş ki işte bahçemin yarısı senin olsun, işte o da evin yarısı senin olsun. Çok yaşa demiş, sağ ol. Allah senden razı olsun. Sen bunlar senin olsun. Sen bana çarşıyı göster demiş. Sizin pazarınız yok mu? Dışarıdan mal getirenler, getirilen malları satın alanlar, böyle pazar yeri yok mu? Var demiş. Beni oraya götür. Aa şurası demiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Sabahleyin kuruşsuz gitmiş, akşam cebi para dolu dönmüş. Ticareti biliyor. Böyle zengin ve Efendimiz istediği zaman tüm paralarını Efendimiz önüne koymuş. Yani dünyaya metelik vermiyor. Dünyayı sevmiyor. Ahireti seviyor. Bu demek. Yoksa parası yok, mülkü yok demek değil. Ama cimrilik yaparsa, paraya kalbini bağlarsa, verilmesi gereken yerde vermezse bu kötü. Ha, böyle dünya kötü. Hazreti Osman da zengin adamdı. Hazreti Ebu Bekir de zengindi. Hazreti Ömer de gıda topçandı. Hazreti Ömer de dericilik yapardı. Hazreti Osman gıda topçandığı yapardı. Varlıklıydılar ama gerektiğinde tüm mallarını veriverirlerdi. Bu öyle zenginlik dünyayı sevmek değil. Dünyaya verileceği zaman bir hayra, dünyalığa kalbini bağlayıp ya eksilirse ya açıkta kalırsam diye TRT düşen böyle değil. Hepsini veriyor. Evet. İşte bu adamın, bu adam en hayırlıdır. Bunun kalbi en hayırlıdır. Dünyayı sevmiyor, ahireti seviyor. Ahireti seviyor. Böyle femen ala isrihi. Bundan sonra kim ya Resulallah? Kale müminin fi hulukin hasen. Evet. Güzel ahlaklı mümin. Bunun kalbi en hayırlı kalptir. Bu adam en hayırlı insandır. Ahmed bin Hanbel'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan naklettiği hadise göre "Kıyarukum amaran ve ahsenukum ahlakan." Sizin hayırlarınız ömrü uzun, ahlakı güzel olandır. Ahlak güzel olunca ne kadar çok yaşarsa o kadar çok hayır ediyor. Kısa ömürlü olan az hayır ediyor. Evet. Ömrü uzun ama ahlakı güzel, çok hayır etmiş oluyor. Sizin hayırlarınız bunlardır. Evet. Sordular da insanların hayırları hangisidir diye bu hadisi irat buyurdu. Gene Lokman aleyhisselam, oğulcuğum ittehiz taatallahi ticareten ye'tike evet il verbah min gayri muda'a. Yavrucuğum Allah'a itaatı, taatı yani Allah'ın rızasını kazandıracak, sevap kazandıracak şeyleri ticaret bil, karlı şey bil. Bu mal olmadan insanın kazandığı ticarettir diye söylemiş. Evet. Şimdi böyle güzel ahlakı nasıl kazanacağız? Peygamberin övdüğü, insanın hayırlısının güzel ahlaklı olduğu kimsedir dediği güzel ahlakı nasıl kazanacağız? Bir, evet, kesretü zikir. Çok zikredeceğiz. Bir kere besmelesiz iş yapmayacağız. Besmelesiz kalkmayacağız, yatmayacağız, yemeyeceğiz, içmeyeceğiz, girmeyeceğiz, çıkmayacağız. Her hayırlı mübah işe Bismillah diyerek, Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Bu bir zikirdir. Nimetlerimizi kullanınca, nimetlere erdikçe şükür, elhamdülillah. Bu da zikirdir.
ve zaman zaman insanlık gereği bir yanlışın estağfurullah, hemen arkasından estağfurullah ve tövbüley, Allah'ım günahımı affını istiyorum, sana tövbe ediyorum, hemen bunu söyleyeceğiz. Evet, gece gündüz la ilahe illallah diyeceğiz, dilimizi bu iman kelimesine alıştıracağız. Efendimizin buyurmuş ilk sözü la ilahe illallah, son sözü la ilahe illallah olan 1000 yıl yaşasa sorgu yok. Son sözü la ilahe illallah olan dakhalel cennet, doğru cennete gider buyurmuş. Dilini buna alıştıracak. Böyle şeyleri çok zikredecek. Güzel ahlaka ulaşmanın yolu bu. Kesretü zikir. Evet. Bunun faziletini bilmek gerek. Bilmek için okumak gerek. Ama herkes işte bu kitaplarla uğraşamaz. Kimisi elbise yapacak insanlara, kimisi gıda maddeleri yapacak, kimisi ev yapacak, kimisi cami yapacak. İnsanların ihtiyaçları karşılamak da, insanlara hizmet de halka hizmet, hakka ibadet. Evet, böyle yapacak. Evet, nereden bilecek bunları? Bunların sınırlarını öğrenmesi lazım. Hangi ticaret meşrudur? Hangi yapı bina meşrudur? Hangi giysi meşrudur? İpek giyen erkek dünyada ipek giyeni ahirette giyemez. Cennete girse bile cennetteki ipekleri giyemez. Öyle hadis okuduk. Evet, işte böyle sınırlarını bilecek. Ha, bunu kendisi okumakla öğrenilebilir. O zaman herkesin ilim adamı olması lazım. Peki elbisemiz kim yapacak? Ha, işte onun için sadece çok zikredecek yanında bilenlerle sohbet edecek. O sohbetül mürşidil kamil. Güzel ahlakı Allah Celle Celaluhu tanıtacak ilme sahip, arif billah olan alimlerle beraber oturup kalkacak. Şu yol güzel, şu yol yanlış, şu haram, şu helal. Söylediği gibi davranışlar da böyle olacak. Hep böyle öğretici, helalı teşvik edici, Allah'ın rızasını kazandıracak işleri yapmaya insanları yönlendirici bir güzel alim ile sohbet edecek. Öğrenecek bunlarla güzel olan şeyleri. Kendi işinde bunlar yok. Ha, bunları öğrenecek. Mürşid-i Kamil ile sohbet. Güzel ahlak sebebi. Bunu kazanmak için yol. Çok zikir. Mürşid-i Kamil ile sohbet. Sonra evet, insanlarla düşüp kalkarken, evet, insanlarla düşüp kalkarken işte bu Allah'ın çizdiği sınırları aşmayacak şekilde, evet, aşmayacak şekilde sohbet edecek, dedikodu yapmayacak, palavra sıkmayacak, malaneani şeyler konuşmayacak, az sözlü olacak, çok sözlü olmaktan sakınacak. Evet, hayvan ahlakından olmayacak. Hayvan gücüne dayanır, güvenir. Güçlü ise başkasının hakkını alır, kendisi yer. Kendisi rahat eder, başkasını kaktırır. Bu hayvan ahlakıdır. Aha, bundan bucak bucak kaçacak. Şeytani işlerden, yani Kur'an'a, sünnete, dine uymayan şeylerden uzak kalacak. Nefsinin istediklerinden, nefsi emmaresinin istediğinden geri duracak. Çünkü innen nefse le emmaretun bisu, Kur'an'da aynen böyle. Nefsi emmare kötülükleri emreder, iyilikleri değil. Ondan uzak kalacak. Evet, böyle güzel ahlak sahibi olunabilir. Güzel ahlak sahibi olduğu zaman insan ne kazanır? Mahabbetullah li sahibihi. Güzel ahlak sahibini Allah sever. Bir. Evet. Kemal sahibi olur. Kemal sahibi olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseyi sever. Evet. Allah Zülcelal Hazretlerine bağlı olur. Gece gündüz aklından Allah'ı çıkarmaz. Onun emrine uymak baş düşüncesi olur. Evet.
Bu güzel ahlak sahibi kimse tir tir titrer Allah'ın emirlerine aykırı iş yapacağım diye ve gece gündüz Cenab-ı Hakk'a yönelir, tövbe eder, günah istiğfar eder. Bu hali güneşin buzu erittiği gibi onun günahlarını erider. Böyle kimse uzun ömürlü olur. Evet. 50 sene yaşayan adam gece gündüz böyle olursa 100 sene yaşasa bile bunları yapmamış adamdan daha uzun ömürlü sayılır. Çok daha güzel işler yapmış çünkü. Onun için uzun ömürlü yapar onu. Güzel işleri onları işlettiği için böyle güzel ahlaklı insan dünyada böyle davranırsa hiçbir gölgenin olmadığı mahşer gününde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenir ve Cenab-ı Hakk'ın cennetine dahil olur. Ona kendisine yakın en kimseler arasına dahil eder. Evet, böyle güzel ahlaklı kimse geceleri kıyamlı, gündüzleri sıyamlı, her gün oruç tutuyor, her sabaha kadar teheccüd kılıyor gibi yüksek derecelere ulaşır. Cehennem ateşi ona haram olur. Evet, birçok haber bu konuda Efendimiz tarafından bize ulaştırılmıştır. İbn-i Mace bu hadis-i şerifi Abdullah Ömer'den, Ahmed İbn-i Hanbel Hüseyin Hazretlerinden nakletmişlerdir. Ayrı, Allah onlardan razı olsun. Hayrun nas, insanların en hayırlarına birisi de kimdir? Akra'uhum lil Kur'ani. Kur'an'ı güzel, yalnızsız, usulüne uygun okuyandır. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an'da eksik yoktur. Fazlalık yoktur. Hiçbir yanlış yoktur. Allah Zülcelal Hazretleri tarafından indirildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vahiy katiplerine yazdırılmıştır. Efendimiz de ayet-i celle nazil olduğu zaman görevli vahiy katipleri hemen onu tahta parçaları üzerine, taşlar üzerine, deriler üzerine yazarlardı ve bu ayetleri muhafaza ederlerdi.